Hamımız nokul için gerekli malzemeler. Hamuru için 3 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, maya. Yufkası için 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı. Harcı için yarım kilo dana kıyması, 2 adet soğan, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, sıvı yağ. Üzeri için 2 adet yumurta, çörek otu. Ben sana örnek vereyim Nursel'cim. Olur. Tamam canım. Bu senin, buranın dokuması meşhur. Hmm. Dokumasının üzerine ben onun kaneviçe işledim. Sen işledin. Evet ben işledim. Senin için özel. Süper. Güzel önlük seçmişsin. Teşekkür ediyorum. Güle kullan canım. Zahmet güle etmişsin. Güle güle kullan. Senin gibi o da çok güzel. Neydi? Nokul. Nokul. Neyini? Nokulumuzun hamurunu yapacağız. Yapalım. Yapalım. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam canım. Hamur kabımızı çıkartıyorum. Tamam. Onumuzu çıkartıyorum. Sen renk seviyorsun galiba. Evet ben böyle, her biraz yerde renk renkli var. Renkliyim. Güzel. Evet. Güzel bir şey. Mayamı çıkartıyorum. Kıymet Hanım nokul için unun mayasını da çıkarıyor. Tamam. Şimdi mayamızı evet ıslatacağız. Yaş mayamız. Evet. Unumuz, kabımız. Şimdi onu ılık suyla. Mayayı ıslatmak için bir miktar ılık su alınıyor. Biraz da şeker atalım içine. Daha çabuk çözülsün. Evet, evet. Çok az bir şeker. Kıymet Hanım ılık suyu şekerin üzerine ekliyor. Bekletiyoruz şimdi masada bu birazcık. Şimdi ununu koyuyorum. Hamurun temel taşı una geliyor sıra. Tamam, un bu kadar yeterlidir. Şimdi una biraz tuz atıyorum. Tuz atıyorum. Şöyle 2 kaşık yeterlidir. Biz tatlı mı tuzlu mu bir şey yapıyoruz? Bu şey kıymalı olacak. Bu tuzlu. Tuzlu. Tuzlu olacak. Şimdi bunun mayasının gelmesine de gerek yok. Ben böyle de yoğuruyorum. Yani ha, geliyor. Koyayım mı? Koyayım mı? Ha, koyabilirsin. Ben şimdi suyu katmak için ılık suyla mayalayacağım onu. Unun üzerine yaş maya ve su dökerek yoğurmaya başlıyoruz. Kıymet abla kim? Ne yapar? Nasıl yaşar? Böyle keyifli keyifli evet kahveleri içip izler mi bizi? Evet, evet. Mutlaka her sabah 11'e kadar ben işimi bitiriyorum. Ondan sonra size bakıyorum işte. Nokul hamurunu bir miktar daha un ve suyla yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu topluyoruz. Hamurumuz oldu. Şey oldu biraz böyle, kulak, eli yapışıyor. Ha, kulak böyle memesi yumuşaklığında. Evet. Daha güzel açılması için. Tamam. Böyle yapıyoruz şimdi. Mayalı bir hamur dinlendireceğiz mi hemen? Dinlendireceğiz. Tamam. Dinlendireceğiz. Bu şimdi yarım saat dinlenecek. Peki. Bunu kapatıyorum. Nokulun hamurunun mayalanması için kapağını kapatıp temiz bir bezle örtüyoruz. O mayalanır zaten. Şöyle koyalım Nursel'cim. Ben ellerimi yıkayayım. Bu mayalandı. Şimdi içine geçelim. Peki. İçini yapalım. Masayı bir alalım. Tamam. Nokulun enfes kıymalı içine geçmeden masa temizleniyor. Kıyma dedin. Tamam. Kıyma, kuru soğan, baharat. Ben de tenceremi çıkartayım. Dolaptan ilk gün ikramımız nokulda kullanacağımız kıymayı çıkartıyoruz. Şimdi, ne kadar? Yarım kilo önce, var mı? Ha, yarım kilo. Yarım kilo kullanıyoruz. Dana eti mi? Evet, dana eti. Dana şimdi eti. Bunun özelliği de hani soğan önce kavrulur ya bazı evet böreklerde. Bunu önce etini koyuyoruz. Soğanı evet sonradan bu piştikten sonra soğanı bir iki tıklatıyoruz yani. Tamam. Çok değil. Şimdi sıvı yağımızı. Kıymayı kavurmak için tavaya sıvı yağ dökülüyor. Tamamdır. Şimdi kıymamızı koyuyoruz. Yarım kilo dana kıymasını tavaya alıyoruz. Şimdi bu şey yapana kadar Nursel'cim biz soğanlarını doğrayalım. Doğrayalım. Her türlü harcın vazgeçilmesi soğanları çıkarıp soymaya başlıyoruz. Nursel'cim ona şimdi karabiber şeyini de ekleyebiliriz istersen. Şimdi mi? Ha şimdi. Kıymaya birer tatlı kaşığı pul biber ve karabiber serpiyoruz. Tuz. Bu tuzunu da. Tuz bir. Tamam. Şöyle ben seni alayım. Güzelce şöyle kıymasını eze eze. Şimdi bu biraz suyunu çektiği zaman soğanını ekleyeceğim. Kıymet Hanım harcı baharatlarla iyice karıştırıyor. Şimdi soğanını ekliyorum Nursel'cim. Şimdi bu kadar tamam kavruldu. Harca soğan ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Senin şu buzdolabının üstünde kızlarını gördüm ben. Aa, evet. İki kızım var. Küçükler galiba. Oy, hayır büyük. İkisi de üniversitede. Oo maşallah. Evet. Onlar küçüklük resimlerini koydum ki önceden. Öbürleri de. Ne kadar benziyorlar birbirine. Evet ikisi de birbirine benziyor. Tam gelinlik kız olmuşlar evet, yani. Evet evet. Biri 20, biri 21 yaşında. Sen böyle çok el işi falan yapıyorsun. Ha işte ben yapıyorum ama hazırlıyorum. Yapıyorum. Çeyiz meyiz hazır mı? Çok çok yaptım kızlarıma yapıyorum. Seviyorum verdin el işi. Verdin mi onlara sende mi duruyor? Yok bende duruyor bende. Daha bakalım öğrenci mı bir ara onlara? Tamam bakalım bakalım tamam göstereyim size. Kabı alalım soğusun. Çabuk soğuması için harcı piştiği tavadan cam bir kaseye aktarıyoruz. Tamam Nursel'cim bu burada soğurken ben sana çeyizlerimden göstereyim kızımın çeyizlerinden. Şimdi gidebiliyor muyuz? Tabii İlk tabii. Mutfağa geçiyoruz. Oo hamurumuz çok güzel kabarmış. Bak Nursel. Güzel. Evet güzel olmuş. Evet. Alalım değil mi açıyoruz? Açıyoruz şimdi açalım.
Şimdi tabii şunu da açacağız. İçimiz altına de ben, fena değil. Evet, altına bir bez koyayım vereyim ben. Bunu böyle kaymak. Bay yufka mı şey açacağız? İnce hamur açacağız. Dinlenen hamuru açmak için masayı hazırlıyoruz. Bu çok değişik bir şey. İlk defa bu tahta, gördüm. Evet benim hamur tahtam bu. Şimdi unumuzu da bir kaba koyalım. Bu bildiğimiz ekmek hamuru oldu. Evet evet, he? Aslında bildiğimiz ekmek hamuru. Yani fırından alsak da olur. Tabii tabii, fırından alınsa da olur, evet. Hani ben beceremem falan diyen varsa diyenler. Direkt fırına gidiyor, alıyor, yapıyor. Evet evet. Hamurumuzdan şöyle bezeler yapıyoruz hani. Hmm. Küçük küçük bezeler. Azar azar un alarak küçük bezeler yapmaya başlıyoruz. Böyle böyle 6 tane, buna da dur şey yapalım. Tepsi alayım. Şunu unlayalım. Şöyle alalım şeyi. Kıymet Hanım tepsiyi unlayıp bezeleri üzerine alıyor. Bir şey böyle yağ falan dökeceğiz. Koyacağız. Evet ha bak onu Nursel'cim, ben sana tereyağı da koyuyorum ben, bunun için daha güzel oluyor. Dolaptan. Nerede tavan? Tavam da burada. Tereyağını eriteceğimiz tavaya çıkarıyoruz. Böyle yarısını yapayım. Tamam, yap yarısını. Nursel tavaya mis kokulu tereyağını koyuyor. Biraz da zeytinyağın içine, ikisi beraber de olabilir. Şimdi bu arada ben tepsimi çıkartayım şuradan. Yağlıyor musun yağlı kağıt? Ya öyle de kullanıyorum, yağlayalım istersen. Tepsiye sıvı yağ döküp fırça yardımıyla sürüyoruz. Bu sırada tereyağı da soğuması için başka bir kaba alınıyor. Birazcık da yağ şey yapalım, soğusun. Ha, biraz yağ koy. Tamam. Soğur hemen, bir şey olmaz hamuruna. Yağımızın eritilip soğutulması gerekiyormuş. Biz unuttuğumuz için hemen böyle hızlı bir çözüm ürettik. Evet, evet, soğuttuk. Böyle yumurta fırçasıyla da böyle süreceğiz sonra. Altın sarısı yağ karışımı yufkanın üstüne güzelce gezdiriliyor. Ardından kıymalar yufkaya yayılıyor. Direkt sonra saracağız onu. Tamam, saracağız. Yarım yarım. Yarım. Yarım buradan, yarım oradan. İncecik olacak zaten. Böyle ortadan kesiyoruz. Bunu istersen, bunu şey de yapılabiliyor. Mesela tepsimiz yuvarlak olsaydı şöyle hani kol böreği gibi. Evet. Ama bunun özelliği böyle şey. Büyük olması. Tepsinize göre şekil tepsine verebilirsiniz göre, evet, evet. Biz şöyle de koyabiliriz. Şöyle de konur. Kıymayla sarılan nokulları ikiye katlayarak tepsiye alıyoruz. Böyle dizeceğiz bütün böyle tepsiyi. Böyle dizeceğiz. Evet, tamam. Evet. Siliyoruz. Kağıt peçeteyle temizliyoruz masayı. Bütün içimiz, iç harcımız ve hamurumuz bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Evet, bu işlemi tekrarlıyoruz. Sonra da üstüne yumurta süreceğiz. Yumurta sarısı fırına veriyoruz. Oh. Evet. İkinci hamurumuzu açacağız. Tepsi dolana kadar işlemi tekrar edeceğiz. Açıldı. Bunun harcını koyabiliriz. Yağını dökelim önce. Nursel yufkanın yağını koyduktan sonra nokula kıyması da ekleniyor. İyi yettirdik. Kıyma hamurun her yanına yayılıyor. Şimdi bunları da uzun koyacağız. Son yufkalar da tepsiye boylu boyunca yatırılıyor. Güzel, maşallah, maşallah. Ne güzel oldu. Şimdi üzerine yumurtanın sarısını sürüp, üzerine çörek otu fırına fırınlayacağız. Yufkayı çıtır çıtır kızartacak yumurtanın sarısını alıyoruz. Ben fırına hemen o arada. Nursel bir fırça yardımıyla yumurtayı nokulun üzerine sürüyor. Ben bir yumurta sarısı da alayım mı? Tamam, yetmediyse alalım. Yani... Evet, dur ben vereyim. Nokulun üstü için bir yumurta sarısı daha çıkarıyoruz. Evet, 180 dereceye aldık fırınımızı. Çok böyle kaynak olması gerekmiyor. Ha yok, yok. Bu çok ince hamur ya, çok çabuk piştiği için. Yani yumurtalarken yapsak yeridir yani. Evet, bunun özelliği de çörek otu olacak. Bol bol koy. Evet, şeyin öbür nokula şey de oluyor, susam buna çörek otu yakışıyor. Tepsiye yumurtası sürülürken bir yandan da çörek otu serpiliyor. Nokulumuz da tam böyle ağzımıza layık oldu. Ellerimize sağlık. Evet, fırına atıyoruz. 180 derece
sıcaklıktaki fırınımıza atıyoruz. Tamam ama tekrar söyleyelim, fırın çok kızgın olmaması olmayacak. Gerekiyor. 2 dakika evet. Isınsa yeterlidir. Yumurtayı sürene kadar. Evet. Bitti. Bitti. Neye geçelim?